Fizyoterapist Sertaş Kıntaş, Kar Tanesi Eğitim Kurumları velilerine çocuklarda duruş bozukluğu semineri verdi. Özel hastanelere kadar geniş. Okulun gündüz bakım evi ve kreş bölümü oyun salonunda gerçekleştirilen seminerde fizyoterapist Sertaş Kıntaş, omurga gelişimi, omurga anatomisi, omurga sağlığını bozan etkenler, ortaya çıkabilecek sağlık sorunları, vücut mekaniğini doğru kullanma ve ailelere düşen görevler konusunda detaylı bilgiler aktardı. Seminer öncesi Kent Haber'e konuşan Kıntaş şu bilgileri aktardı. Şimdi çocuklar üzerinde teknolojik çağla beraber tablet ve telefon kullanımı artmasıyla duruş bozukluklarının onların omurga sağlığını etkileyen faktörler üzerinde duracağız. Burada ebeveynlere düşen görevler neler, onların evde alabilecekleri önlemler, ortopedik sağlığını etkileyecek faktörler nelerdir ve bunlarla ilgili olarak ne gibi tıbbi önlemler olabilir, onlarla ilgili olarak görüşeceğiz. Öncelikle aile rol model olarak kendi omurga sağlığını ve duruş bozukluklarını düzeltmesi gerekir. Çünkü çocuklar ailelerin hareketlerinden, günlük yaşam aktivitelerinden birebir etkilenmekte ve onların teknoloji olan ilişkilerini de sınırlandırmak, hatta gerekirse kesmek gerekir. Öncelikle onun üzerinde bahsedeceğiz. Daha sonra ailelerin çocuklarının fiziksel olarak deformiteleri nelerdir, bir uzmana başvurması gerektiren durumlar nelerdir, onlarla ilgili olarak belli başlı noktaları paylaşacağız. Evet, bir takım fiziksel aktiviteleri de kendilerine paylaşacağız. Çocuklarındaki fiziksel anlamda dikkat etmeleri gereken hususları da pratik aktiviteleri de göstereceğiz. Fizyoterapist Sertaş Kıntaş, seminerde çocuklarda omurga sağlığını bozan etkenler ve buna bağlı ortaya çıkabilecek sağlık sorunları, vücut mekaniğinin nasıl doğru kullanılabileceği, okul çantası, ayakkabı ve çocuk mobilyası seçerken dikkat edilmesi gereken konular, ebeveynlerin postüre dair dikkat etmeleri gereken noktalar, örnek davranış biçimleri ve aile egzersizleri konusunda bilgilendirme yaptı. Sağlık için omurgasını bir miktarda yumurtabiliyor.